Evet, burçları bu hafta neler neler bekliyor sevgili seyircilerimiz. Az önce de, de söylediğim gibi çok önemli bir haftaya girdik. Tanıştığınız herkesin bir amacı vardır. Bazı insanlar hayatınıza sizi sınamak için girer. Bazıları size bir şeyler öğretmek için, bazıları sizi kullanmak için ve bazıları da içinizdeki en iyiyi ortaya çıkarmak için girer. Bu hafta hayatınıza gireceklere ya da hayatınızdan çıkacaklara çok dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Astrolojinin kraliçesi geldi. Hoş geldin canım. Hoş buldum. Güzel bir hafta olsun. İnşallah. Her ne kadar 22 Mart'ta Uranüs ve Mars karesi netleşecek olsa da kazalar, polemikler, ilişkilerde çatışmalar olası. Ama biz ne yapıyoruz? Davranışlarımızı kontrol altına alıyoruz. Hayatı arzu ettiğimiz gibi yaşamayı planlıyoruz, kaoslardan kendimizi kurtarıyoruz ve arındırıyoruz. Her zaman ne diyoruz? Kararlarımız kaderimizi değiştirir. Değil mi? Tabii ki. Doğru kararlar alırsak, duruşumuzu belirlersek, ne istiyoruz, nasıl bir yolda ilerliyoruz, bilincinde olursak zorlukları aşabiliriz. Evet. Verdiğimiz kararlar, tercihlerimiz hayatımıza bu hafta yepyeni bir yön verecek. Astrolojinin kraliçesi tek tek anlatacak. Eksili. Günaydın herkese, gününüz güzel geçsin, haftanız güzel geçsin, enerjiniz yüksek olsun. Evet tamam hepimizde dert var ama şunun bilinciyle bu haftaya başlıyoruz. Derdi veren bir şekilde dermanı da bize gönderecektir. Sağlık derdi çekenlere, gönül derdi çekenlere ve maddi konuda zorlananlara kolaylıkların geleceği güzel bir hafta diliyorum. Ve haftanın enleriyle başlıyoruz canlarım. Bu haftanın enlerinde bak herkes var bu hafta. Demek ki güzel bir haftadayız. Haftanın en şanslılarında koçlar, teraziler, akrepler, kovalar haftanın en ama en şansları arasındalar. Dikkat dikkat bu haftanın en ama en şanssızı en dikkat etmesi gerekeni belki de en talihsizi ama alacağı önlemle şanslılar listesine girebilecek olan sevgili Başaklar. Çok dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Başak burcuysanız bu hafta sizin için önerileri ve tavsiyeleri daha çok can ile dinlemeniz gerekiyor çünkü Başaklar için inanılmaz bir hafta. Hangi konuda Uyarılar hangi konuda gelecek? Biraz sonra canlı yayında duyacaksınız. Haftanın en ama en paralıları geliyor. Bu haftanın en paralılarında yine duyan gelmiş. Koçlar, yengeçler, boğalar, aslanlar. Şimdi diyebilirsiniz, "E hani para yok? Nerede?" Biliyorum çünkü yazıyorsunuz bana. Nuraycığım, koçlara, boğalara, yengeçlere, aslanlara para geliyor, değil mi? E, gelecek inşallah. Tabii ki geliyor. Çalışana para var, ekmek var. Çalışmayana, e, fitne fücür peşinde koşana para yok. Peki haftanın en mutluları kim bu hafta? Haftanın en mutlular listesinde kimler var? Bir görelim bakalım. Koçlar, yengeçler, teraziler. Haftanın en mutsuzunda, tabii ki bu haftanın en şanssızı... Terazi var. Eğer teraziyseniz, şu anda bizi dinliyorsanız, yükseleniniz terazi, Başak. Başaksa bak terazi diyorum. <laughs> teraziler çok çile çekti <laughs> Nur. Artık mutlu olmayak ediyorlar. <laughs> şey <söyleyeceğim. gülüyor> Yönetmenim Hüseyin biliyorsunuz terazi diyor ki ay teraziler kadar kafanıza taş dı. <laughs> Ya terazi. Niye terazi dedim acaba? Ee, belki Allah söyletti. Yok canım, Allah göstermiyor. Benim aptallığım. <laughs> tövbe töbe olur mu öyle ee, şey? Başak. Başaklar bu hafta iki kat daha özenli bir şekilde dinlemeniz gerekiyor. Çünkü bu hafta var ya Başak Burcu yani çok Ulanabilir. zor bir haftaya girdi. Peki haftanın en uyumluları kim? Haftanın en uyumlularında bu hafta koçlar ve teraziler var. Süper bir haftadalar. En uyumsuzları kim? Aman 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 aman. Buradan görüyoruz ki e, Aşk'ta da kaybedenler listesinde Başak var. Aşk'ta kim kazanıyor? Haftanın en şansları arasında bulunan koç... Sadece parada sağlıkta değil Aşkta da, da zirvede Sevgili koçlar şahane bir haftaya girdiniz Zaten onların doğum günü de girdi değil mi? Evet ben? 20 evet. E, Mart'ta Güneş artık baharın haber, habercisi. habercisi geldi Geldi koç Burcu Sevgili koçlar doğum gününüz Kutlu olsun Hepiniz. hep diyorum ya enerjilerini Sevdiklerim Allah enerjinizi Daim etsin Aşkta da kim kaybediyor? Başak ya Başak çok zor bir hafta. Ya bazen bazı kayıplar da kazanç olabilir. Bir de öyle değerlendirmek lazım. Şimdi detaylı anlattığım zaman onu sevgili Başaklar anlayacaklar. Lütfen kendinizi talihsiz görmeyin. Zorlanacağınız koşulları dönüştürebilmek ve değiştirebilmek sizin elinizde. Davranışlar çok önemli. Peki. O zaman başlayalım mı? Hemen başlayalım. Koçlarla başlayalım. Bütün sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz. Lütfen siz de yazın bize. Youtube'dan bizi takip eden Youtube ailemize de çok çok teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadığınız için canlarım Youtube takipçilerimize de Nuraycığım koçlarla başlayalım. Sevgili Hemen başlayalım. Koç, bu arada gelsin tablon geçen hafta feda ile kerelde elde edemezsiniz demiştim. E, kitabımı getirdim imzalayıp. Aa evet. Fedakarlık ben... kitabımı bu hafta. Hayatta Her Şey Var YouTube kanalına en çok yorum yazan ve isteyene bir, takipçimize, bir takipçimize imzalı kitabımı gönderiyorum. Bu öyle bir kitap ki geçmişi bırakamıyorum. Geçmişle yaşıyorum diyenler ilişkide hep bazen evlat anneye aşırı fedakar olur en iyi evlat ben olayım diye. Bazen anne bazen baba bazen Doğru. eşe bazen sevgiliye feda ile kere elde edemeyeceğinizin rehberliğini edecek bir kitap hediyemdir sizlere. Evet, hemen koçlarla hemen başlayalım. başlayalım. Sevgili koçlar, önce bakalım e, tablonuz gelsin. Tabii bu hafta gerçekten koçlar için şahane bir hafta. Doğum günleriniz kutlu olsun. Bütün koçların e, hangi tarihte olursa olsun, Mart ayında, Nisan ayında... ...hangi tarihe denk gelirse gelsin, herkesin doğum günü şimdiden kutluyoruz. Diğer tabloyu da getiriyoruz. Şahane bir haftaya... Adım 60 bulunmaktasın sevgili Koç. Enerjin bol olsun. Amin. Şimdi arkadaşlarınızla e, hareketli bir hafta geçireceksiniz demişim. Güneş Koçlar ve yükselen Koçlar kariyerinizde sağlam adımlar atmak isteyeceğiniz bir haftadasınız. Bu hafta her konuda kararlı olacaksınız. Öncelikle bu hafta gezegenlerin kombinasyonu haftaya başlarken sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinde hareketli bir hafta yaşayıp geçireceksiniz. Özellikle bir araya geldiğiniz dostlarınızla organizasyonlar oluşturabilir, mevcut organizasyonlara katılabilir ve onlarla muazzam mutlu olabileceğiniz fırsatları elde edip yakalayabilirsiniz. İnşallah. Hareketli ...ve eğlenceli bir haftada olacaksınız. Aşk ikili ilişkide süre gelen bir ilişkiye, bir beraberliğe sahipseniz... ...aranızdaki zorlanmaların partnerinizle birlikte... ...düşünerek, tartışarak, konuşarak zorlanmalarınızı çözümleyeceksiniz. Özellikle konuşmak ve çözüm bulmak ilişkinizin hem bugünüyle ilgili... ...hem yarınlarıyla ilgili daha net olmanıza, daha huzurlu olmanıza etkili olacak. Özellikle hiçbir sorun konuşulduktan sonra çözümsüz kalmadığının farkındalığını yaşayacaksınız bu hafta. İlişki, aşk, evlilik ve beraberliklerde. İnşallah. Kalbi boş olanlar ise katılacakları ortamlarda ayağınızı yerden mi keser kalbinizin küt küt atmasına mı neden olur? Görselliğiyle, konuşmasıyla, endamıyla, enerjisiyle adeta muazzam bir enerji alacağınız tanışmalara sahip olacaksınız. İnşallah. Özellikle haftanın ilk üç gününde davetlere katıldığınızda gözünüzü büyüleyen kişileri lütfen değerlendirmeye özen gösterin. Özellikle ev, aile, yuva alanında ise bu hafta gayrimenkul yatırımları ya da alım satım, kiralama gibi konularla işleriniz varsa mücadele veriyor ve uğraşıyorsanız bunlarda da net sonuçlara ulaşacaksınız. Süper. Aynı zamanda sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda bel, boyun, omurga ile ilgili olası ağrılarınız, ...problemleriniz varsa... ...bunları ihmal etmemeye... ...özen gösterin. Eğitim, öğrenim... ...kişisel gelişim... ...ya da öğrenci olan bir koçsanız... ...ya da işiniz gereği bir sınava... ...hazırlanıyorsanız... ...emeklerinizin karşılığını... ...alacaksınız. Özellikle e, öğrenme, bilgi edinme... ...kendinizi kariyer olarak... ...yükseltmek konusunda da... ...haftanın ilk beş gününde verdiğiniz bütün mücadelelerin net bir şekilde sonuçlarını elde edeceksiniz. Ayrıca her konuda ektiğinizi biçeceğiniz çok başarılı bir haftadasınız. İnşallah. Aile büyüklerinizin sağlığı ve sıhhatiyle alakalı ebeveynleriniz, anneniz, babanız hayattaysa onların sağlığıyla alakalı bazı sorunlu haberler alabilirsiniz. Bunlar sizi paniğe sürüklemesin. Endişeye sürüklemesin. Kaygılanıp hem kendinizi korkutmayın hem yakınlarınızın daha çok yaşadığı sorunlarda e, endişeye, paniğe, umutsuzluğa girmesine neden olmayın. Şimdi Mars sizin burcunuzun yönetici gezegeni. Uranüs e, kova burcunun yöneticisidir ama Uranüs şu anda nerede? Boğa burcunda. Şimdi Mars nerede şu an? Kova burcunda. Özellikle Mars'la Uranüs'ün oluşturacağı kare açı 22 Mart'ta size diyor ki merdiven inerken çıkarken sağlığında dikkat et. Yürüdüğün yola dikkat et. Sosyal çevrende bazı arkadaşların tarafından eleştirildiğinde ani tepkilerde bulunma. Yanlış anlaşılmaya neden olacak tavırlar, davranışlar sergileme. ...bu özellikle 22 Mart'tan... ...1 Nisan'a kadar... ...eline, beline, diline... ...hakim ol. Hmm. Nefsinin esiri olma. Bak her şey beş yıldız ama... E, ...bu... E, ...gerçekleşecek kare açı... ...özellikle koçun... ...yanlışlara... ...neden olacak davranışlar göstermesine... ...etki edebilir. E, o enerjiyi verebilir. Hı hı. Ama sen... Konuşurken cümlelerine dikkat edersen, sen çevrende polemik seven kişilerin ortamlarına dahil olmazsan... ...ya da işin gereği birlikte çalıştığın arkadaşların polemikle besleniyor olabilirler. Onları olduğu gibi görüp kabul edersen, asla onların enerjilerine girmezsen hiçbir zarar ve sıkıntıya da girmezsin. Haftanın spotu, sakinliğini koru, kendine güven... ...içini rahat tut. Evet. Sakinliğine güven ve içine... ...içini... ...sakinliğini koru... ...içini de her konuda rahat tut diyelim. Evet. E, sakinliği korumak tabii çok önemli yani... ...her olay karşısında. Ee, zor tabii ki kolay değil. Genelde e, Mars kare açılarında... ...tartışmalar çok olur. Hiddet enerjisi ortaya çıkar. Hı hı. Ama biz... Bunun bilincinde olduğumuzda, iradeli davrandığımızda kendimize haksızlık etmeyiz, zorluklardan kurtuluruz. Valla bir şey söyleyeyim mi? Galiba içinde bulunduğumuz hani durum ne olursa olsun, o durumun üstüne çıkmayı biliyor olmamız lazım. Kesinlikle. Yani dertle, sıkıntıyla bir yere kadar mücadele ediyorsunuz, bir yerden sonra biraz da akışa bırakmak gerekiyor. Vallahi bir kötü cumartesi geçirdim mesela. Çok kötüydü. Pazar günü de işte bir kısmı kötüydü. Sonra bir arkadaşım geldi. Beni böyle İstanbul yakındaki Kilios'ta şahane bir yer var. tabii burada ismini veremiyorum ama, ama o kadar güzel bir yer ki. Sen de beni götür. Götüreyim seni. <laughs> götür bak beni. hayran kalacaksın. Eminim. Bayılacaksın. Orada böyle çok keyifli birkaç saat geçirdim. Şahane. Dedim ki sonra ya bak yani derdin üzerine çıktığın zaman Biraz derdi bırakmayı bildiğin zaman hayat daha kolay oluyor. Tabii ki. Öbür türlü çok zor seni de götüreceğim oraya. Gidelim. Bak bir de şu örneği vermek istiyorum. Ee, kimsenin vaktini çalmadan. Herkesin hayatında zorluklar oluyor. Var. Ben de bir dönem çok zor bir süreç geçirdim. Akşamdan sabaha ağlıyordum. Sabah uykudan kalkıyordum Nur. Şunu yapıyordum. Sen bir kova kadınısın. Kimseye yaslanmak zorunda değilsin. Ayaklarının üzerine şimdi daha sıkı basmak durumundasın. Bu telkini vere vere ne oldu bak aslanlar gibi tabii, tabii. dipçik gibi ayakta kaldım. Ya canım benim. Sizler de bunu başarabilirsiniz. Bu bana ait değil. Hem de. Hem de ne dipçik gibi. <laughs> Gün geçtikçe daha da güçleniyorum. Herkes bana olsun. evlilik teklifini soruyor. E, adaylar var Nurcum. Ben adaylar ya bekar yalnız. bir kadınım. Bekar bir kadınım ama henüz evliliğe hazır değilim. Ben flört edemem. Geçen hafta adaydı. Şimdi lerileri mi oldu? Şimdi adaylar var. Ya ben bekar ve özgür bir kadınım. Ama şu an evliliğe hazır değilim ama şunu söyleyeyim. Seçim yapıp karar verdiğimde, Çok seçim yapıp karar verdiğimde hiçbir şeyim gizli değil. E, bu kişidir diyeceğim. Flört etmeden nikah masasına oturacağım. Niye? Flört Çünkü e ben flört kadını değilim. Ben yuva kadınıyım. Ben onu haritasında... Seda Sayan iki. Tabii tabii. <Gülüşmeler> Zeda, ben bunu diyor evlilik kadının diyor. ki ben evlilik kadınıyım. Hayatımda bir kere evlendim, ayrıldım. Ama ikinciyi evlendiğimde ömür boyu mutlu olacağım İnşallah Neden haklısın. biliyor musun? E Venüs'ün balıkta haritam diyor ki Allah Allah öyle bir evlilik var ki ya. bana. Dünya beni konuşacak. Türkiye beni konuşacak. Bırak dünya basınında manşet olacağım ben. Aa. Tabii tabii haritam bunu gösteriyor bana. Böyle bir özgüvenli olmak da güzel bir şey değil mi? Gerçekten bak yani. ya yani bunu biliyor olmak da. Şahane. Evrene o enerjiyi veriyorum. Hep mutlu verin. sen hak ediyorsun sevgili boğalar. Ayrıca hayat bir kadından bir adamdan ibaret değil. Değil valla. Hayatımda iki tane aşkım var. Asıl şimdi söyleyeyim üçüncüsü yolda. Ya. Evet. Ay biz... babaanne babaannem oluyorsun. Evet. Ay yerim, yerim dört seni. dört kişilik bir aileydik efendim. Beşinci üyemiz inşallah. E ee, 6 ay sonra aramızda. Ya. küçük Nuray Sayar'ı geliyor. Efendim evet. de ee, Nuray koyarsın. Ben koymuyorum. <laughs> Çocuklar Nuray koymayı istiyor. Ya inşallah. ben çok çileli bir hayat yaşadım. Benim adım konulsun istemiyorum. Neden? Çünkü isimlerin enerjisi çok önemli. Ee, Nur. Ee, siz dedim ne olur istediğiniz ismi koyun dedim. Ee, bu arada gözdeciğimi oğlum doğuşu kutluyorum. Eee ailemize şimdi şey beşinci üye geliyor. Allah aşkına süper babaanneye bir alkış. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten ne tatlı. Ay evet. Vallahi böyle her isteyene nasip etsin. Amin Çok amin. amin. Hem Peki, şık hem güzel bir babaanne bakar mısınız? Evet. Bana babaanne demesin ama lütfen. Ne diyeceğim? Alıştıracağım Nuray dedirteceğim. Ay niye yaşlılık moduna gireyim? Babaanne niye yani Baba tatlı? Babaanne ya da ay yok mu? Aynı ne güzel anne, yani. ya. babaanne aynı şey. Anne ben bayılırım mesela bir, bir torunum olsun an, anneanne desin bana. Tabii tabii ben size öyle işin şakasındayım tabii ki. Ben süper babaanneyim hiçbir zaman yaşlanmayacağım hep yaş alacağım. <laughs> Senin şarkında da olur süper babaanne. Aynen. Seni çok seviyoruz. <laughs> Valla sen süper babaannesin. Aynen çok öyle. Çok mutlu oldum. Boğalara İyi geçelim. Evet. evet. Hemen geçelim. Bu İletişim hafta. İletişim sorunu yaşıyormuş sevgili boğalar bu hafta. Evet, iletişime dikkat etmeleri gerekiyor. Bu iletişim sorunu şundan kaynaklanıyor. Öncelikle iş arkadaşlarınızla iletişim sorunları yaşayabilirsiniz demişim. Bunu nasıl ortadan kaldıracağınızı da birazdan söyleyeceğim. İlgisiz tavırlarınız aşk hayatınızı olumsuz etkileyebilir. Hı. Çevrenizdekilerin sizi yanlış anlaması olası bu hafta. Neyi yapmalı, neyi yapmamalısınız? Şimdi insanlar etrafınızdaki, gerek iş çevrenizdeki, gerek sosyal çevrenizdeki bazı arkadaşlarınız hakkınızda konuşmalar yapıyor olabilir. Herkes herkesin hakkında konuşabilir. Herkes herkesi görmek istediği gibi görebilir. Herkes herkesi ee, ...bir yakıştırma yapabilir. Lütfen bu hafta... ...sinirlerinize hakim olun. Hakkınızda yapılan oyunlar... E, ...arkanızdan dönen dolaplar... E, ...önünüze gelebilir. Şimdi bir kere... ...asla hüzün ve üzüntü yapmayın sevgili boğalar. Neden? Özellikle ve özellikle bu hafta... ...gezegenlerin kombinasyonu... ...artı... ...burcunuzdaki Uranüs ile... Kova burcundaki Mars'ın kesinleştireceği kare açı sizin bütün sinir sisteminizin zıplamasına neden olabilir. Herkese her şeye sinirlenebilirsiniz. Sakin olun. Gerilmeyin ve lütfen uğradığınız haksızlıklar için üzülmeyin. Size haksızlık edenlerin aslında vay haline olacak bir süre sonra. Eğer durduk yere bir haksızlığa maruz kaldıysanız ya da kalıyorsanız lütfen sakin olmaya özen gösterin haftaya başlarken maneviyatınızın güçlenmesi için elinizden geleni yapın çünkü maneviyatınızı güçlendirdiğinizde çok önemli e, demoralize olmayacaksınız umutsuzluğa girmeyeceksiniz katlanma gücün artıyor tabii ki katlanma gücün artıyor e, tamam yorulduğunuzu hissedebilirsiniz. Ee, insanı günlük koşuşturma değil Nur boğaları yaşanmışlıkların ruhen Tabii canım. yorduğu bir haftadayız Tabii, aynen öyle. ama e, bir kere yaşandı artık oldu ve bitti neler geçmiyor ki şu anda yaşanmışlıkların yorgunluğu da geçecek yeter ki siz bu hafta maneviyatınızı çok güçlendirin İç huzurunuzu çok güçlendirin ve kimsenin lafıyla sözüyle Demoralize olmamaya özen gösterin. Bunu yaptığınız takdirde, başardığınız takdirde her şeyin sizin hayrınıza ilerlediğini göreceksiniz. Aynı zamanda şimdi Merkür'de Koç burcuna geçmesiyle birlikte e, gizli düşmanlarınızı göreceksiniz. Yıllardır dostum dediğiniz insanın ne fena bir düşmanınız olduğunu fark edeceksiniz. Bu da sizi üzebilir, ağlatabilir, tüketebilir, yıpratabilir ya da sürekli kendisi için çözümler arayan bir arkadaşınız ay ne kadar yardımcı olmuştum, ne kadar destek olmuştum, niye benim kıymetimi bilmedi diye dizlerinizi dövmeyin. Bak kıymetinizi bilmeyen insanların sapıtması ve şaşırması aslında Allah size bunu gösterir olsa bu ödül. Niye benim ya kullansana beni ben iyi bir insanım senin hayranı düşünüyorum diyorsun bir boğa burcu olarak. Ya Allah nasip etmiyor işte. O kötü. Doğru. Kötülüğünü ortaya çıkarıyor ki sen sirkelen kendini sömürtme ve kullandırtma. Özellikle bu hafta bunlar bu hususlar konusunda gerilmeyeceksiniz. Şimdi hemen derin bir nefes alın. Kimse kimsenin düşmanı değildir. Herkes kendinin düşmanıdır. O size belki haksızlık eden kişiler bir süre sonra en büyük kötülüğü kendilerine yaptıklarını fark edecekler. İnşallah. Allah onlara düşünme fırsatı verirse tabii ki. Rabbim herkese o fırsatı vermiyor. Herkesin sirkelenmeye de nasip olmuyor. Doğru. Dolayısıyla boğaların bu hafta gerilime müsaade etmemesi gerekiyor. İş ve kariyerde ise... ...iş birlikteliklerinizde emeklerinizin karşılığını alacaksınız. İnşallah. Aşkta, ikili ilişkilerde partnerinize ilgisiz olmayın ki ilişkinizin enerjisini kırmayın. Sağlıkta, demoralize olmadıktan sonra psikolojinizi bozmayacaksınız. O zaman haftanın spotu ben sakinim ve dikkatliyim. Evet, Sakin ben... olduğumuzda, dikkat ettiğimizde Nur, bütün zorlukların üstesinden geliyoruz. Evet sevgili Nuray Sayarı astrolojinin kraliçesi 12 burcu tek tek anlatırken her burç için önemli uyarılarda bulun, bulunuyor ve her burcun bu hafta yapması gereken ve yapmaması gereken e, alması gereken kararları almaması gereken kararları detaylarıyla anlatıyor. Nuray Sayarı canlı yayındayken sizden ricam siz de en sevdiklerinize haber verin ki bu programı izlesin çünkü zoru kolaylaştıran bir program bu. Yani alacağınız önlemlerle sıkıntıları en az hasarlı atlatırsınız. Bir Başak Burcu tanıdığınız varsa onu arayın mutlaka izlesin bugün yayını. Tabii. Çünkü Başaklar için çok önemli bilgiler var. Sevgili ikizler şimdi sıra sizde. Bakalım sizin aşk hayatınız, iş hayatınız, sağlığınız hepsi nasıl? Bir görelim. Evet diğer tabloda gelsin. Maddi konularda ikizleri uyarıyorsun. Dikkatli olmaları gereken bir hafta. Ayrıca hukuksal konularla işleri varsa haklarını elde edecekler. Hı hı. Her konuda değerli, e, dengeli davranmak gereken bir haftadalar. Yani dengeli olmaya özen göstermeleri gerekiyor bu hafta. Özellikle Nurcum, şimdi e, Mars ve Uranüs'ün karesi. Onlarda da bazı zorlanmalara neden? Neden bazı zorlanmalara neden? Ee, ta... <laughs> neden bazı zorlanmalara neden? Neden? Niye öyle bir şey dediysem? <laughs> Olsun. Şimdi e, sevgili ikizler, yükselen ikizler. Bu haftaya başlarken artık evinizde kendi başınıza zaman geçirmekten sıkılacaksınız. Aa. Çünkü geride bıraktığımız dört gün e, yaşanmışlıkların üzerinde, izole olmaya ihtiyaç duydular Dolayısıyla ...yaşanmışlıkları artık beni yoramaz hı hı. yıpratamaz sosyalleşmeliğimin kararını alacaklar süper ve bu sosyallik onların duygu dünyasında da e, kararlarında da olumlu yönde hareketlenme getirecek Dolayısıyla e, yerine getirmek yahut ertelediğiniz seyahat planlarınız varsa bu hafta bunları geliştirmek için harekete geçeceksiniz. Kariyer, iş alanında ise bu hafta gelir gider dengelerini lütfen çok iyi ayarlayıp planlayın. Düşünmeden maddi anlamda harcamalar yaptığınızda pişman olabilirsiniz. O pişmanlık duygusunu yaşamamak için planlı ve programlı olmaya lütfen özen gösterin. Aynı zamanda işinizde başka bir departmana gönderilebilirsiniz. Bölüm değiştirilebilir. Çalışanlar için söylüyorum. Bir kuruma bağlı bir iş düzeniniz, bir sorumluluğunuz, bir çalışma durumunuz varsa beklemediğiniz değişimler olabilir. Harika. Bölümünüz değiştirilebilir. Güzel. E, Departmanınız değişebilir. Bu sizi panik bir enerjiye sokmasın. Tamam. Değişen şartlar ve imkanlar Emin olun bugün size şanssızlık gibi gelebilir ama yarınlarınız için son derece hayırlı olacak. Ayrıca aşk, ikili ilişki değilse bu hafta eşiniz ya da partnerinizle aranızda bazı fikirsel anlamda anlaşmazlıklar olabilir. Mars'ın ve Uranüs'ün karesi e, ikili ilişkilerde, birliktelikte, evlilikte ya da flörtte partnerle fikir ayrılıklarına girebilirsiniz. Bu durumun gerginlik haline girmesine engel olun. Hmm. Yani karşı taraf konuşuyorsa sakince dinlemeye, sözünü bitirdikten sonra kararlarınızı ifade etmeye özen gösterdiğinizde olası gerilimlere de engel olacaksınız tartışmalara da engel olacaksınız özellikle haftanın dördüncü günüyle birlikte bazı konularda e, partneriniz yapıcı biri değilse hatalar yapmış ise size özür dileyebilir hatalarını telafi eden konuşmalar yapabilir. ...hatalarını ortadan kaldıracak, telafi edecek davranışlarda bulunabilir. Süper. Bu durumda sizin sevinmenize neden olacak ama haftanın dördüncü gününe kadar... ...mümkün olduğunca dinleyici, sakin bir tutum sergilemeye, aşk hayatınızı allak bullak etmemeye özen gösterin. Huzurlu olmak da sizin elinizde, tartışmalara neden olmak da sizin elinizde kadın ya da erkek ikizler hiç fark etmiyor. Bu hafta çok iyi bir dinleyici olması gerekiyor. Dengeli olması gerekiyor. Tutarsız tavırlardan uzaklaşması gerekiyor. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda baş ağrılarınız olabilir. Ola ki şiddetli bir baş ağrısı yaşarsanız ihmalci olmayın. Haftanın spotu. Dengeli ve sakin olun. Özellikle ikili ilişkilerde. İkili mı? ilişkilerde dengeli ve sakin olduklarında bütün polimik ve problemleri hayatlarından uzaklaştıracaklar. İnşallah. Peki sevgili yengeçler en paralılarda siz vardınız. Hala para gelmedi diye yengeçler varsa... Herhalde az kaldı. Çünkü geçen hafta da gerçekten para konusunda yengeçleri e, yengeçlere Uyardım. müjdeler vermişti. Yine bu haftada yani az kaldı. Yengeçler zorluklarından kurtuluyorlar. Ha gayret. Aşk, para ve sağlıkta diğer tabloyu da görelim. Buyurunuz. Şimdi sevgili Yengeç, Güneş Yengeç, yani kendi burcu Yengeç olanlar, yükselen burcu Yengeç olanlar. Özellikle kariyerinizde verdiğiniz mücadelelerin Karşılığını alacağınız bir haftadasınız. Aşk hayatınızda ise partnerinizin size baskı yapmasına izin vermeyin. Hiçbir şekilde kendinizi kimsenin kontrol altına almasına müsaade etmeyin. Bazı konularda çok e, yıprandığınızın fark edeceksiniz. Özellikle benim yengeçleri uyarım. E, evli olabilirsiniz ya da bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz. Hemen aşk hayatıyla devreye girmek istiyorum. ...partnerinizi mutlu ederek mutlu olmaya kalkıştığınızda... ...mutsuz olmak sizin kendinize oluşturduğunuz kader olacaktır. Birlikte, beraberlikte mutlu olmak mı? Karşınızdakini mutlu ederek mutlu olmak mı? Bu da bir nevi fedakarlık oluyor. Feda ile kar elde edemeyeceğinize göre... ...o zaman birliğiniz, beraberliğiniz için mutlu olmayı seçmeyi tercih edin lütfen bu hafta. Ki haftaya başlarken kariyer ve iş alanınızda verdiğiniz çaba ve mücadelelerin maddi ve manevi anlamda karşılığını alacaksınız. Artık eskisi gibi bunalmayacak ne iş konusunda ne kariyer konusunda boşa çaba sarf etmiyor olacak, boşa mücadele vermiyor olacaksınız. Bir nevi Hasat zamanındasınız. Ektiğinizi biçme, çabaladığınız ve mücadele verdiğiniz işler konusunda ise kazancın, bereketin, şansın kendi hayatınızda artarak etkili olduğunu farkına varacaksınız. İnşallah. Sadece bu Uranüs ve Mars'ın 22 Mart'ta oluşturacağı kare açı size diyor ki, birileri sizden borç isterse dikkat edin. Bir kredi çekiyorsanız dikkat edin. Bir yatırım ortaklık yapıyorsanız dikkat edin. Yani araştırma yapmadan hiçbir işe girişim sağlamayın. Bunu bunu önemsemezsiniz başınızı derde sokabilirsiniz. Bak şanslı bir haftadasınız. Evet doğru. Uyumlu bir haftadasınız ama kontrollü ve dikkatli olmadığınızda başkaları yüzünden riske sıkıntıya ve soruna sahip olabilirsiniz. Aman diyorum araştırma yapmadan borç para vermeyin, araştırma yapmadan iş değiştirmeyin. İyice tanımadan kimseyi kalbinizi, kalbinizi ve gönlünüzü açmayın. Bunlara dikkat ettiğinizde olası bütün risklerden, sorunlardan ve problemlerden hem kendinizi hem hayatınızın her alanını koruma altına Peki, alacaksınız. Peki her alanda mı bunu her alanda. Yani hem iş hayatında hem aşk hayatında her alanda güvenmediği, inanmadığı, tanımadığı risk hissettiği herkesten uzak durması Şimdi, gerekiyor. Şimdi e, yeni birini tanıyabilirsiniz. Kalbiniz boş olabilir. Ee, öyle biri gelebilir ki büyüleyici olabilir. Endamıyla, görünümüyle saçıyla, kokusuyla haliyle, tavrıyla, konuşmasıyla ee, vurulabilirsiniz. Lütfen tanıyıp vurulun. Yani tanımadan evinizin kapısını, kalbinizin kapısını hiç kimseye açmayın. Eğer bu konularda dikkatli ve temkinli olursanız sizi riske sokabilecek her şeyden kendinizi koruyabilirsiniz. Gezegenlerin kombinasyonlarının etkisiyle kendinizde bazı değişimler yapabilirsiniz. Kilo vermek istiyorsanız, fit olmak istiyorsanız ...başladığınız bir spor alanı varsa... Doğru, zamandasın. ...doğru zamandasınız. Kilo vermek için bütün burçlar adına çok doğru bir haftadayız. Ya, hangi yani, günde başlayalım peki? Ben hep Merkür günü, çarşamba günü başlanan diyetler... ...çünkü her günü bir gezegen yönetiyor. Pazartesi, ay yönetiyor. Genelde pazartesi başlarlar, çarşamba bitirirler. De, doğru. Çarşamba, çarşamba günü diyete başlayıp... Başlıyorum. Ki, bak başlanur kısa süre içinde kilo vereceksin... Bak ben nasıl vermeye başladım? Şükürler olsun. Yani şu pandemi sağlıklı beslenerek ediyorsun. ben hayatımda Nurcum bir tek hamileliğimde 73 kilo oldum. Bir gün tartıya bir çıktım 75 kiloyum. O gün karar verdim. Şükürler olsun şimdi 68 kiloyum. 68. Ama ben 57 kilonun üstüne çıkmayan bir kadındım. Pandemi beni Neyse canım ahletti. kilo dediğin şey. Allah ama verilir, sağlıklı sağlık olayım. Olsun da, ama önemli bütün burçlar yani yengeçler ve bütün burçlar... ...bu çarşamba diyete girmek için çok... Başladığınızda inanılmaz hızlı kilo vereceksiniz. Bana dua edersiniz. Vallahi başlıyoruz çarşamba günü. Kesin gün. Hep başlayın. Beraber. Kesin Peki. başlayın. Tamam yengeçlerle devam edelim. Evet aşk ve ikili ilişkilerde ise... Özellikle süregelen bir beraberliği evliliğe sahipseniz eşinizin güzel sürprizleri ve hediyeleri karşısında çok mutlu ve huzurlu olabilirsiniz. Ay i̇nşallah. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda fazlalıklarınızdan kurtulacağınız bir haftadasınız. Kilolar gidiyor. Evet. Maddi ve finans alanında ise güzel gelirler elde edeceksiniz ama başta söylediklerimi sakın ihmal etmeyin. Haftanın spotu. <laughs> Programlı ve planlı olmaya özen gösterin her konuda. Ya duygularda da yani. Duygularımızda da, işimizde de, iletişimimizde de, sosyal yaşamımızda da yani lütfen planlı, kararlı olun. Evet, peki. Hemen aslanlara geçiyoruz sevgili aslan. Bu hafta öyle bir haftaya başlıyorsun ki e, geçmişteki kafanı kurcalayan o konular gündeme gelecekmiş bu hafta. Peki başka daha neler var? Bir görelim. Partnerinizi değiştirmeye çalışmayın. Maddi konularda artık rahatlayacaksınız. Yani boşanmak üzere olan aslanlar varsa bir kez daha düşünmeli. Mi? Ee, Bundan bunu mu anlamamız lazım? Partnerinizi değiştirmeye çalışmayın. Yoksa şey mi? Karakter olarak mı değiştirmeyelim? Aynen karakter olarak e, değiştirmeye çalışmayın. Yani ayrılmayı düşünenler içinse... Ee, ...hazır olmadan e, keskin kararlar vermemeye özen göstermeleri gereken bir haftadayız. Hı hı. Şimdi ha, e, sevgili aslanlar, yükselen ve güneş aslanlar... ...haftaya başlarken ev, aile, yuva alanında özellikle... ...eşinizin ve partnerinizin ailesiyle bazı sorunlar gündeme gelebilir, tekrar edebilir. Partnerinizle değil, partnerinizin ailesi ve yakınlarıyla ilgili... Geçmişte yaşadığınız bazı mevzular ve konular gündeme gelebilir. Belki bu sabah bir aslan kadını, bir aslan erkeği uykudan kayınvalidesinin ya da görümcesinin ya da eltisinin yaptığı bir şeyi, haksızlığı, olumsuz bir olayı hissederek uykudan uyandı. Buna çok takılmamaya. Geçmişte aranızda eşinizin ailesiyle alakalı yaşanmış sorunları haftanın gündem konusu haline getirmemeye lütfen özen gösterin. Buna dikkat ettiğiniz takdirde hem duygu olarak hem düşünce olarak kendinizi rahatta, güvende ve huzurda hissedeceksiniz. Ayrıca partnerinizle ikili ilişkinizde yersiz kuruntu ve kıskançlıklar yapmayın. Evli bir aslan kadını ya da erkeğiyseniz ya da süregelen bir ilişkisi olan bir aslan bireyiyseniz Partnerinizi lütfen kuşkuculuğunuzla, efendim e, kıskançlığınızla baskılandırmamaya özen gösterin. Varsayımlar yapmayın. Partnerinizden bir aslan olarak bu hafta şüphe ettiğinizde, ha onu suçlamışsınız, hı hı. ha ona haksızlık etmişsiniz gibi bir enerjiye girebilir partner hayatınızda. Ona kişi. dikkat etsinler. Buna çok dikkat etsinler. Ayrıca kariyer iş alanında ise oldukça başarılı olacakları, düşündükleri projeleri, planları hayata geçirerek çok iyi bir ilerleme elde edecekleri bir haftadalar. Çok iyi. İşsiz bir aslan burcuysanız, iş hayatınız ve çalışma durumunuzda yıkımlar yaşayıp geçirmiş iseniz ya da zorluklarla mücadele vermiş iseniz bu hafta tüm o zorlukların, problemlerin ortadan kalkmasıyla iş hayatınızda şansınızın ve talihinizin değiştiğini, dönüştüğünü fark edeceğiniz durumlara şahit olacaksınız. İnşallah, maşallah. Bu Ol. durumda sizi üretme, çalışma kazanma anlamında muazzam derecede mutlu ederken Süper. uzun bir süredir bir aslan olarak işinizde, kariyerinizde ve kazancınızda gü eksilen güveninizi tam anlamıyla kazanacaksınız. Harika. Aslan bir de e, iş hayatında kazancında sorunlar yaşadığında e, hakkında konuşulmasını sevmediği için daha kolaymış gibi hareket eder şimdi bir yükselen ikizler bir yükselen yengeç eyvah eyvah enerjisine kolay girebilir, dertleşebilir paylaşabilir önümü göremiyorum ne oluyor diyebilir ama aslan e, daha mı güçlü valla şöyle söyleyeyim e, gücü azalsa bile çok güçlü olmak zorundayım durumundayım. Ne güzel. Der ve e, mış gibi hareket eder. Peki hangi konuda aslanların gücü azalabiliyor? İş hayatında mı? İş ve para konusunda azalmış olan gücün güçlenmesi, toparlanması sevgili aslanlara muazzam derecede bir kazanç, başarı ve mutluluk getirecek. Aynı zamanda maddi açıdan güçleniyorsunuz. Hayatınızın hangi alanında kendinizi değiştirmek ve geliştirmek istiyorsanız inanılmaz bir farkındalık yaşayacaksınız. Maddi ve finans alanında bu hafta artan geliriniz e, size motivasyon, huzur ve mutluluk yaşatacak. İşsiz aslanlar iş bulacak. Zorluk sorun yaşamış olanlar artık o zorlukların bitip sona erdiğinin bilincine vararak yaşam enerjileri daha çok güçlenecek. Komşuluk, arkadaşlık ilişkilerinde ise bu hafta bir temizlik yapmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Yani sizin için hayatınızda kimler kalmalı, kimler rest sınır çizmelisiniz. Bunun da net bir şekilde bilincinde olacaksınız. Efendim, kalbi boş olan bir birey Aslan burcuysanız yeni bir aşka, yeni bir ilişkiye hafta sonu gibi adım atabilirsiniz. Haftanın spotu sizler için. Geçmişin benim için bir kıymeti yok demeyi ihmal etmeyin. Yani geçmişin bir kıymeti yok sizin için. Önemli olan gelecek. gelecek. Tamamen gelecek. Allah'ım gelecek de inşallah güzel gelsin. Herkesin hayrına gelsin. Herkesin mutluluğuna gelsin. Aslanlar enerjinizin bol olduğu, sağlığınızın yerinde olduğu ve sevdiklerinizin yanında olduğu güzel bir hafta diliyorum. Bu enerjiyle haftaya başlayın ki... İnşallah bütün güzellikler gelsin sizi bulsun. Bir daha söyler misin Aslanların spotunu? Geçmişi önemsemeyin. Geleceğe bakın. Diyorsun. Geleceğe bakın. Evet. Geçmişi önemsemeyin, Önemseme. geleceğe bakın. Peki ya sevgili Başaklar? Sevgili Başaklar, önce bir arkanıza yaslanın. Televizyonun sesini açın. Bakın çok zor bir haftaya giriyoruz. Gezegenler hepimizi olumsuz yönde etkiliyor. Ama Özellikle başakları bu hafta öyle bir etkiliyor ki... ...tabii hep diyoruz ya önce dua edeceğiz. Kötülükleri her zaman, uzaklaştırmak her için. Zaman. Duanın enerjisine çok inanıyoruz. Bu arada cuma günü aldığımız reyting için... ...bütün e, dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yine Yusuf Hocamla birlikte Ay, reyting dekorları kırmışız valla. Cuma duasına katılanlar çok ben olmuş. Ben de katıldım. Sen biliyorum yazdın bana <laughs> şeyden. Allah herkesin duasını kabul Amin. etsin. Ve şimdi sevgili başaklar sıra sizde. Duanın gücüne sarılacaksınız çünkü zor bir haftadayız. Evet. Şimdi e, ne yapmalıyım, neyi yapmamalıyımın bilincinde olursam bir başak bireyi olarak... ...olası bütün zorlukları ortadan kaldırabilirim. Şimdi karamsarlığa düşmekten kaçının bu hı hı. hafta. Karamsar Lütfen. olmasınlar yani. Asla karamsar olmayın bu hafta. Artan ödemeler yüzünden zorlanabilirsiniz. Ama hayatımızdaki tek zorluk ödemelerle ilgili olsun. Allah büyüktür. Aşk hayatınızda problemleri fazla büyütmeyin. Bunlara dikkat edin. Şimdi güneş aslanlar pardon güneş başaklar yükselen başaklar. Bu hafta gezegenlerin kombinasyonu sizler için diyor ki haftaya başlarken Çözemediğiniz, sonuçlandıramadığınızı düşündüğünüz işlerinizde sabırlı olursanız, sorun olan her şeyin sakin sakin, yavaş yavaş çözümlenebileceğinin bilincine varacaksınız ama panik olduğunuzda, endişe ettiğinizde daha çok zorlanmaya, daha çok sıkılmaya neden olabilirsiniz. Özellikle gezegenlerin kombinasyonlarının etkisiyle çözemediğiniz, sonuçlandıramadığınızı düşündüğünüz miras, sigorta, nafaka gibi konularda artık istediğiniz sonuçları da haftanın sonuna doğru elde edebileceksiniz. Vergi, sigorta ödemeleriniz varsa bunlar fazla ön plana çıkabilir. Yeter ki kaygılanmayın. Yeter ki hiçbir mevzuyu, sorun olan konuyu gözünüzde büyütmeyin. İkili ilişkiler ve aşk ilişkilerinde ise Evlilikte, beraberlikte, flörtte ise bu hafta ilişkinizde partnerinizle ve eşinizle aranızda bazı konulardan yana çok baskın davranabilirsiniz. İddiacı sözlerde bulunmaktan, baskın konuşmaktan, abartılı düşünüp davranmaktan kaçındığınızda çıkmaza girmiş bir ilişki yaşıyorsanız şu an için ilişkinizin çıkmazdan kurtulmasına kendi başınıza yardımcı olabilirsiniz. Özellikle ilişkinizde dalgalanmalara da neden olabilirsiniz. Duygu değişimlerine de neden olabilirsiniz. Yalnız olan Başaklar ise yeni ilişkilere başlayan arkadaşları vasıtasıyla yeni birileriyle tanışabilirsiniz. Bir Başak burcu kadını ya da erkeğisiniz. Çok yakın bir arkadaşınız yeni bir ilişkiye başlayabilir, başlamış olabilir. Yeni girdiği çevreden bir partner edinmenize fark ederek ya da fark etmeyerek vesile olabilir. Dolayısıyla kalbi boş olanların kalbi hafta sonuna doğru dolabilir. Etkili bir ilişkiyle, uyumlu bir beraberlik ile. Kariyer ve iş alanında ise başarı elde etmek için ve emeklerinizin karşılığını almak için sakin olmaya, dengeli davranışlar içerisinde bulunmaya, belirsizliklerin çok fazla kafanızın içerisinde sizi meşgul etmesine neden olan düşünceleri kafanızdan atmaya özen gösterin. Maddi ve finans alanında toparlanma süreci sizin elinizde. Özellikle haftanın dördüncü, beşinci ve altıncı günlerinde çalışma hayatınızda birlikte çalıştığınız kişilerle karamsar konuşmalar yapmayın. Kendinizi umutsuzluğa sürüklemeyin. Eğer ödemeleriniz varsa, borcunuz varsa, bir kredi borcunuz olabilir, olabilir, bir mülkün borcu olabilir. Bu ödemelerinizle alakalı sizi yoran, zorlayan, baskılayan düşüncelerden düşünce olarak da duygu olarak da uzaklaşmaya, sakin sakin hareket etmeye özen gösterin bir yeni bir yatırım yapma niyetine ya da planına girebilirsiniz. Kendinizi hazır hissetmedikten sonra yeni borçlara girmeyin efendim. <laughs> Haftanın spotu asla karamsarlık yapmayın. Her ne yaşıyorsanız yaşayın. Karamsar olmadığınız takdirde her şeyi çözümleyebilirsiniz. <laughs> Bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Yani içindeki o inanç, o sevgi ne kadar güçlü olursa karamsarlığın o kadar az oluyor biliyor Tabii musun? Tabii ki. Hani bir söz var ya çok seviyoruz, ya, hep söylüyoruz. Allah var, keder yok. Tamam evet dertler var ama derdi veren Allah'ın bir yerlerde dermanı gizli tuttuğunu düşündükçe inanın bütün zorlukların üstesinden gelme gücünüz daha ben çok artıyor. Ben o duyguyu hiç tanımadım biliyor musun? Hangi Karamsarlık duygu? duygusunu. Ne güzel. Hiç hayatımda karamsar olmadım. Ve o kadar o kadar kötü şeyler yaşıyor olmana hiç rağmen hiç olmadım. Dedim ki Allah'ım iyi ki bunlar benim başıma geldi. İyi ki bu yaşta geldi. E ben o kadar senin kadar hani e, bu duyguyu tanımadım demeyeceğim ama Yok, bak, karamsar ama şunu olmadım. söyleyebilirim. Karamsar Çok olduğum dönemler oldu. Olduğu... Hemen ayağa kalkabiliyorsun. Hop sabahına kalkıyorum. Hop, <laughs> Hop diye böyle senin ağlama gibi bir şansın yok. Bir şeyi sorun etmek lüks senin için. Ee, bak orada sana bir e, not bıraktım. Şimdi sevgili seyircilerimiz e, tek tek bütün burçları anlatıyoruz. E, buradaki amacımız da bir yol haritası kime yol haritası hepimize çünkü yaşadığımız bütün zorlukların üstesinden gelebilmemiz için gezegenlerin bize ne söylediğini nasıl bir yol haritasıyla hayatımızı kolaylaştıracağımızı astrolojinin kraliçesi anlatıyor. Bir seyircimiz bu arada hemen onu da söyleyeyim. Bir seyircimiz e, bize yazmış e, kader mahkumuyum sizi çok severek takip hmm. ediyorum diye çok teşekkür ediyorum. Bir başka seyircimiz yazmış terazi burcuyum şans ne zaman bana gülecek diye. Bir başka seyircimiz de 20 Ekim'de doğduk. Eşim ve ben terazi burcuyuz diyor. İkimiz de aynı tarihte e, Yok iki, ne demiş iki aynı tarihte hem de terazi burcunda evlenirse ne olur diyor. Yani iki Oo, terazi evlenirse. Vallahi yeme de yanında yat. O kadar <laughs> şahane. Şimdi şaka bir yana hakikaten teraziler çok şanslı bir döneme girdiler. Oh inşallah. O yaşanan zorlukları, kabus gibi duyguları tamamen geri planda bırakıyorlar. İnşallah. Ama bak terazi ne yaşarsa yaşasın umutsuzluğa düşmeyen bir burçtur. Aynen kova burcu gibi. Yani whoop diye toparlarken. Hele bir de inancı yüksekse Maneviyatı hiç. Maneviyatı da yüksekse. E, inancı. Peki da nasıl yüksekse, iki terazi anlaşır mı? Çok iyi anlaşır. Kesin bak ya heptir ya hiçtir. Eğer Rabbim onları bir araya getirdiyse o köprüyü kurdu, gönül köprüsünü kurduysa iki terazi bir ömür boyu yaşalır bir arada. Ama gelemedilerse bir araya uymayan bir şeyler vardır. O yüzden olmamıştır. Şimdi gelelim terazileri bu hafta neler bekliyor? Bir şey daha söyleyeceğim. Tabii. Ekran başında e, sağlık mücadelesi veren teraziler varsa onlara da Rabbimden şifa diliyorum. Amin. E, i̇nşallah en kısa zamanda hasta yatağında sadece teraziler için değil tabii ki hasta yatağında yatıp da bizi izleyenler varsa en kısa zamanda sağlıklı günlere kavuşun inşallah. Peki sevgili teraziler, şimdi sıra sizde. Şimdi terazi için. Güven duygusu çok önemlidir Nur. Kendine güvenmek, birine güvenmek, yaptığı işe güvenmek, hayata güvenmek. Özellikle bu hafta güven duygusu her zamankinden daha fazla sizler için önemli olacak. Karşınıza çıkan fırsatları zamanında değerlendirin demişim. Açıklamasını yapacağım. Aşk hayatınızda güzel günler sizi bekliyor. Şimdi Güneş Teraziler, yükselen Teraziler haftaya başlarken sosyal ilişkileriniz, ikili ilişkilerinizle, aşk ilişkilerinizle yaşadığınız sorunları, problemleri tamamen ortadan kaldıran duygulara, düşüncelere sahip olacağınız bir haftadasınız. Özellikle bekar bir terazi burcuysanız karşınıza o kadar ruhunuza, benliğinize hayırlı biri çıkacaktır ki bunu değerlendirdiğiniz takdirde yalnız olan sadece bir gönül ilişkisine başlamayacak bir ömür yol alacağı partneri seçecek. Ay harika, kesinlikle uyumu huzuru yaşayacak. Ayrıca iş ve kariyer hayatınızda kendinizden çok fazla söz ettireceğiniz bir haftadasınız. Kurumsal bir işin sahibiyseniz ya da bir alanda yöneticiyseniz ya da sosyal sorumluluk içeren işler yapıyorsanız, o kadar güzel işlerin altına imzanız atacaksınız ki bu durum. E, hakkınızda olumlu anlamda çok konuşulmanıza etki ederken tüm dikkatlerin de olumlu yönde üzerinizde toplanmasına neden olacak. Yani terazilerin iş hayatı, iş hayatındaki yükseliş evet an itibariyle başlamış bulunmakta. Başlamış bulunmakta. Bak, sosyal sorumluluk işi yapanlar, kurumsal işler yapanlar, ticaretle uğraşanlar, Süper. iş kurmak isteyenler hedeflediklerinin, planladıklarının üzerinde başarı elde edecekler. Harika. Kalbi boş olanlar çok şanslı olacak. Çünkü sadece bir arkadaşlığa flörte başlamayacak. Ayın 24'ü ve sonrasında. Yaşam boyu elini tutup yol alacağı bir kadını tanıyacak ya da bir adamı tanıyacak. Bekarlar böyle. Aynen. Evli olanlar ise eşleriyle aralarında yaşadıkları çatışmaları sona erdirecek. ...uyum, denge, ahenk ve huzur yaşayacaklar birlikteliklerinde. Kariyer meslekte ise bu hafta önünüze gelen fırsatları... ...çok iyi değerlendirdiğiniz takdirde başarınıza başarı katacaksınız. Sadece aile büyükleriniz ve ebeveynlerinizin büyükleri de olabilir. E, kan bağınız, e, aile ve akraba çevrenizde e, eril, erkek... Kişilerin sağlığıyla alakalı bazı haberler alabilir, aile büyüklerinizin büyükleriyle ilgili e, hastalık gibi rahatsızlık gibi Allah durumlarla göstermez. karşı karşıya kalabilir. Bunlar için üzüntü ve hüzün yapabilirsiniz. E, endişe etmemenizi tavsiye ediyorum. Maddi ve finans konularında ise gelirinizin artması, e, daha çok maddi konularda güven duygunuzun da yükselmesine olumlu yönde neden olacak. Hatta bir terazi sanatçısı ya da ünlü biri bizi izliyorsa uzun bir süredir göz önünde olmak istiyorum, tanınmak istiyorum, mücadele veriyorum di diyen ve tanınma, ünvan sahibi olmak isteyen bir terazi burcuysanız o beklediğiniz, arzu ettiğiniz ünvan, şan, şöhret bu hafta yaptığınız ve yapmayı planladığınız işlerle sizi bulabilir. İnşallah. Adınızdan çok söz ettireceksiniz sadece bu hafta başarı ışıkları üzerinizde yanarken nazardan korkabilirsiniz. Nazar haktır. İnsanı mezara deveyi kazara sokar diye bir hadis de vardır. Doğru. Ama siz dua okuyorsanız, siz ayetel kürsünüzü okuyorsanız, siz felak ve nas surelerini okuyorsanız, Nereye bu rız gelir tırıs gider başkasının <laughs> nazarı size. Okuyup da okuyorum okuyorum korunamıyorum diyorsanız o zaman ettiğiniz duaya güvensizlik olur. Dua eden kişiye hiçbir şey olmaz O e, Duanızı dilinizden eksik etmeyin Haftanın spotu Sağlıkla ilgili önerilerin var mı terazilere e, Şifa bulma haftasındalar Bir rahatsızlık bir ameliyat bir bir şey geçiriyorlarsa Şifa bulacakları bir İnşallah. haftadalar İnşallah Şifanız bol olsun Amin. sevgili teraziler Sevdikleriniz yanı başınız olsun Allah sağlık versin huzur versin mutluluk versin Spotları ne Nazardan korkmasınlar Nazar enerjisi var evet, yani. Evet, nazar enerjisi. Ne tavsiye ediyorsun? Tabii dualar dua, çok dua. önemli. Dua, Ve ve bak biz e, mental bedenimiz e, ve ruhsal enerjimizle düşündüğümüz gibi yaşıyoruz. Eğer korkarsak onu çekeriz kendimizde ama duamızı eder, maneviyatımızı güçlü tutarsak yayacağımız enerji çok güçlü olacaktır. Tabii. O zaman da Nazar bize hiçbir şey yapmayacaktır bak. Sözlerinize dikkat edin yarınınız olur. Düşüncelerinize dikkat edin kaderiniz olur. Ne konuşuyorsan onu yaşıyorsun. Ne düşünüyorsan da onu hayatına çekiyorsun. Vallahi doğru. Büyüklerimiz diyor ya bir şey kırk kere söyleme olur. Siz bir şeyi kırk kere söyleyin ama olumlu söyleyin olur mu? Olması için. Olumsuz değil. Olumsuz düşünler, düşüncelerden arınacağımız, e, nazara, göze karşı korunacağımız güzel bir hafta olsun Bak, sevgili Bak ben nasıl teraziler. yapıyorum? olumlama yapıyorum. Dünya beni konuşacak diyorum. Şahane bir evlilik yapacağım gelecekte diyorum. Ya vardır öyle bir şey sen şimdi o enerjiyi ona... yayıyorum şu Hadi anda. Hadi canım. Yani eee geçen Allah... hafta demedim mi burada Ama ee, ne dedim bak. Türkiye'de ee, çok konuşulan değil tanınan mi? Öyle demedim mi? Biri. Kısmet var. Kısmetler de var. Kısmetler Ama bak ben hayatım. Ya. Ben seçerim, seçilmem. Ben seçerim, <laughs> seçilmem. Ben tercih edersem olur, ben istersem olur. Ay şahanesin valla. İstenen değil, isteyen olmak zorundayım. Ben şurada 3 yıldır bekarım, kısmetler var diyemiyorum. Helal Abi olsun, dokunduraysa yarın. Dokunayım. <laughs> Bak, e, evlendiğim gün ayakkabının altına ilk senin ismini yazacağım. <gülüyor> 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 değil mi ama, diyor, kısmetler var diyor, haritama kısmetler. Haritama göre, haritama göre seçimi Mayıs'ta yapacağım inşallah. Haritama göre ya da Temmuz'da bilemiyorum artık. Ama... Bütün dünya ve Türkiye beni konuşacak. Şekerim çok havalıyım. Allah Allah. Tabii Allah mutluluğun daim etsin. Amin ne yapayım harita mı öyle gösteriyor? Sana dua ederiz. Duacın Allah razı olsun. Oluruz, Mutluluğun için. Aldığım Çünkü çok çektin. Dualar, çok çektin. dualar. İnşallah o çektiklerin geride hepsi kalsın. Bitmedi, hepsi Bir bitmedi. de Allah her isteyene versin. İyi ki de çekmişim be Nur. Kaç kitap yazdım. Evet tabii. Ne işler yaptım. He ne diyorlar? Hani dibe vurmadan yukarı sıçrayamıyorsun. Olma Yaşadığın her zorluk seni olgunlaştırıyor ve güzelleştiriyor. Bak en yeni yazdığım kitap. Kadın isterse evet. asla yenilmez. Aslında insan isterse asla yenilmez. Bu kitabın da çok güzel. Fedakarlık içindeki gücün sırrını keşfet. Ee, Youtube'da son paylaşacağımız videonun altına e, yorum bırakan seyircilerimizden bir kişiye kitabı göndereceğiz. Hep okuyun. Hep okuyun. Çünkü okumakla diliniz güzelleşiyor. Tabii. Konuşmanız tatlanıyor. Okumadan geçen iki günde de konuşma ve konuşmanın o keyfi, güzelliği zayıflıyor. Okumak çok önemli. Sevgili akrepler, canlarım. Size öyle bir hafta geldi ki bu hafta. Önce yıldızlarınızı bir görelim sevgili akrepler. Bak, para 5, aşk 5, sağlık 5. Canlarımın hayatları bu hafta çok güzel ama diğer tablo bir gelsin. Bu hafta neye dikkat etmeniz evet. gerekiyor? Kendinize veri, verdiğiniz değer artacak evet. bu hafta. Arttıracaksınız. Yeteneklerinize uygun işlerde görev almaya özen gösterin. İnşallah. Her şey istediğiniz gibi olacak artık bu hafta. Bu hafta haftaya başlarken gezegenlerin kombinasyonu özlediğiniz, özlem duyduğunuz olaylar, konular, kişiler, kimlerse Bunlar önünüze gelecek efendim. İnşallah. Hasretiniçi paraya mı hasret çekiyorsunuz? Parayı elde edeceksiniz. Aşka mı hasret çekiyorsunuz? Aşkı. Aşkı çekeceksiniz. Hadi bakalım. Mutluluğa mı hasret çekiyorsunuz? Mutluluğu çekeceksiniz hayatınıza. Özellikle bu hafta öz değerinizin artacağı ve artık sadece hayatınızdaki önceliğinizin kendinizin olacağı bir haftaya başladınız. Hem kendinize verdiğiniz değeri yükseltiyorsunuz hem öz değerinizin artmasıyla öyle bir yol çizeceksiniz ki yaşam yolunuzda kendinize sağlam adımlar atarak Süper. ilerlemek isteyeceksiniz. Ayrıca kariyer ve iş alanında artık yeteneklerinize daha uygun olan işler yapmak isteyeceksiniz. Mesela örneğin bugüne kadar sanatsal bir yönünüzü belki fark etmediniz. Öyle bir zaman, öyle bir haftadasınız ki e, ne kadar çok e, özelliğim varmış da görmemişim ya da fark etmemişim diyeceksiniz. Hani derler ya ufak tefek boyu var, türlü türlü huyu var. <gülüyor> <gülüyor> çok severim o sözü ben. O yüzden e, hatta geçen çok güldüm Nur. Bir ne? arkadaşım o da bizim yöreli. E, benim baba tarafım Kastamonlu. E, babaannesi oturuyoruz dedi ki. Ellerin bebeleri cin gibi, benimkiler saf ve alık dedi. <laughs> ne diyorsun sen teyzeciğim dedim. Ellerin dedi çocukları cin gibi, benimkiler kakalak ve saf dedi torunları için söylüyor. O yüzden, e, sonra da işte karşı komşusunun çocuğuna diyor ufak tefek boyu var, türlü türlü huyu var diye. Dolayısıyla akrepler de bu hafta hünerlerini, becerilerini Kız kakalakla ne alakası? Hayır hayır. <laughs> O aklıma geldi de söyleyeyim dedim. O da akrep o yüzden. Ay, <laughs> ne, <laughs> neyi nereye bağlayacaksın diye bakıyorum. Hayır hayır dedi ki ellerin bebeleri cin gibi benimkiler kakalak ve saf dedi. O, onun da akrep olduğu için hayır canım akrepler kakalak olur mu hiç Allah korusun. <laughs> İnanılmaz onlar her türlü konuda başarılı bir haftadalar. Ha, i̇nşallah. İşsiz bir akrep burcuysanız efendim. Sürekli teklif veriyorum cevap alamıyorum diyorsanız. Sürekli diliyorum istiyorum gerçekleştiremiyorum diye üzülüyorsanız bu hafta uzun bir süredir hayalini kurduğunuz, duasını ettiğiniz iş ve kariyer alanınızdaki her konuda inanılmaz bir başarı elde edeceksiniz. İnşallah. Hatta hakkınızda o kadar çok söz duyacaksınız ki kendinizle gurur duyacaksınız. Çalıştığınız iş alanında terfi alabilir, yükselebilirsiniz. İsiz bir akrep burcuysanız, hayalini kurduğunuz ama teklif verdiğiniz halde cevap alamadığınız bir beklediğiniz iş haberi varsa bu da sizi bulabilir, ayağınıza gelebilir. Süper. Aşk ve ikili ilişkilerinizde ise muazzam derecede mutlu olacağınız bir haftadasınız. Kalbiniz boş ise hafta sonuna doğru eski sevgili ayrılıkla sonuçlanmış bitmiş ilişkileriniz varsa... Geri dönebilir ama benim sizlere tavsiyem sizi yormuş, tüketmiş, yıpratmış, üzmüş kişi. Orada mı kalsın? Dönüyorsa, affediyorsa yerinde kalsın. Affedin, bağışlayın ama tekrar sevgili veya eş yapmayın Olmasın kendinize. Peki. Denenmişi denemeyin. Haftanın spotu. geçmişte bitirdiğiniz hiçbir ilişkiyi tekrar etmeyin. Ah, geçmişe geri dönme. Geçmişten geri geleni de kabul etme sevgili Akrep. Esra geldi sevgili Yaylara. Evet. Sevgili Yay, hadi bakalım nasıl bir haftaya girdin? Bak şimdi, hiç Yaylara yakıştıramam bu aşkla tek yıldızı. Çünkü onlar sevgi insanı. Onların enerjileri öyle, yüksek. Öyle. Peki ne oluyor? Gezegenler sizi nasıl etkiliyor da siz niye böyle tek yıldızsınız? Şimdi aşk hayatında onlar geçmişi düşünmekten vazgeçmesi gereken bir haftadalar. Hmm. Sizi Geçmişi düşünüyorlarsa, bu hafta geçmişi düşünebilirler. Belki bu sabah bir yay burcu bireyi güneşi yay ya da yükseleni yay uykudan uyandı. Eski eş, eski sevgili, eskide kalmış duygularla uykusundan uyandı. Eğer bu hafta geçmişi kendine mevzu ve konu edersen o enerjiye bürünürsen aşk hayatında kendini talihsiz ve şanssız hissedeceksin. Ama geçmiş duygulara bürünmemeyi başardığında ne kadar şanslı olduğunun farkına ve bilincine varmakta da zorluk çekmeyeceksin. Geçmişte yaşarsan bir yıldız, geçmişi serbest bırakırsan beş yıldız. O zaman yaya en önemli uyarın şu, bir yaysan geçmişte yaşıyorsan bu hafta yandın. Kesinlikle. Ya o zaman bir yıldız. Ama geçmişi serbest bırak, geleceğe odaklan. E inan bana, beş değil on yıldız senin. Peki. Kesinlikle. Hedeflerinizi doğru belirlemeniz gerekiyor iş ve kariyer hayatınızda. Neden? Çünkü neden şanssızlık duygusundan kurtulup kendilerine güvenmeleri gerekiyor bir de bu hafta. Özellikle şunu net söyleyebilirim e, iş ve kariyer hayatınızda. E, Hızlı düşünüp hareket ettiğinizde çalışkanlığınızın ve üretkenliğinizin de mahvolmasına neden olabilirsiniz. Kurulu bir iş düzeniniz varsa ve size bir ortaklık teklifi gelirse bir kere bildiğiniz bir işten mi teklif alıyorsunuz bunun üzerinde düşünün. Hı, o önemli. Kişiyi ne kadar tanıyorsunuz bunu bir düşünün. Mevcut bir iş düzeninize sahipseniz lütfen hırs yapmayın. Azmedin. Bak hırs insanın dünyayı başına yıkan bir duygudur. Ama azim Doğru. sağlam adımlarla yaşam yolunuzda başarıyla yol <laughs> almaya yardımcı olur. Şimdi mal hırsı yapmayın. Kariyer hırsı yapmayın. Başarı hırsı yapmayın. Niyet edin. Azimli olun. Kendi yolunuzda azimli kararlı süreçlerde adım atmaya özen gösterin. Bunu başardığınız takdirde işiniz, geliriniz, kazancınız konusunda şansınıza şans katabilirsiniz. İnşallah. Ama hırslı hareket ettiğinizde tepkisel, dürtüsel, kavgacı bir tutum sergileyerek sevildiğiniz insanlara itici görünmeye, negatif enerjileri üzerinize toplamaya neden olursunuz. Aman ha çok temkinli, çok tedbirli, çok dikkatli Dikkat. olmanıza fayda var. Kesinlikle ve kesinlikle. İkili ilişkiler ve aşk ilişkisinde ise Şimdi e, yalnız olanlar, geçmişi bırakmadıklarında güçlü bir ilişkiye ve aşka başlamayabilir, başlamazlar, başlayamazlar. Başlayamayabilirler. Pardon. Başlayamayabilirler. E, ama bu moddan çıkarlar ise e, muazzam yeni arkadaşlıklar. Bugün arkadaşlıkla başladığınız yarın e, kız arkadaşınız ya da hayat arkadaşınız yaşam yolunuzdaki birey olabilir. Yeter ki siz geçmişi ve geçmişe ait bütün duygularıyla enerji alanınızı kesin. Evli olanlar, ilişkisi olanlar ise bu hafta fikir ayrılıkları yaşayabilirler. Uranüs ve Mars'ın kesinleşecek olan kare açısından dolayı... ...partnerinizin sözlerine, laflarına fazla kafayı takabilirsiniz. Fazla kafaya takarak da alıngan tavırlar sergileyebilirsiniz. Benim nacizane tavsiyem alıngan olmayın bu hafta. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda ise e, mümkün olduğunca bağışıklık sisteminizi güçlü tutman tutmaya bir de demoralize olmamaya özen gösterin bu hafta. Haftanın spotu işiniz, kariyeriniz konusunda hedeflerinizi doğru belirleyin. İşiniz konusunda doğru hedef belirlerseniz güzel bir hafta sizi bekliyor sevgili Yaylar. Yani karamsarlığa düşmüş olabilirsiniz iş ve kariyer konusunda Allah en doğru kararı vermenizi nasip etsin Anladım. sevgili Oğlaklar. Çok sevdiğim bir arkadaşım var sevgili Ömer e, şu anda bizi izliyor o da Oğlak burcunda. Oğlak erkeğin özelliği nedir diye sormuş çok kısa sorar mısın Nur diyor burada bir arkadaş doğru ee, yapıyorum. Tutumlu, prensipli. Tutumlu derken cimri mi yani? <laughs> Cimridir. Gerçekten ya mi? Ya şöyle, e, boş para harcamayı sevmez. Evet, çok güzel. Boşuna para harcamaz. Hani dolabında bir ceketi varsa ikinciyi tamam. gidip almaz. Peki. E, planlı programlıdır. Zaten hayatım, oğlak buldun mu evleneceksin. Öyle mi? Tabii. Boğa oğlak. Erkeği hakikaten şaka bir yana çok iyi yeş olur, çok iyi baba olur. Peki, oğlakları bu hafta nasıl bir hafta bekliyor? Şimdi e, yükselen oğlaklar, güneş oğlaklar. iş hayatınızdaki yoğunluk sizi yorabilir. Partnerinizi ihmal etmeyin. Bir de sağlıkta cilt hastalıklarına karşı temkinli ve dikkatli olmaya. Özen gösterin lütfen bu hafta. Neden cilt hastalığı? Ee, Tam da mevsimsel alerjik dönemdeyiz. Alerjik etkiler söz konusu olabilir. Yani hmm. alerjik Tam da etkiler olabilir. Baharda artık yaklaştığı için lütfen çok temkinli ve dikkatli olun. Cildinizde kaşıntılarınız falan olursa kendi kendinize tedavi etmek yerine bir doktora gitmeyi ihmal etmeyin. Bugün küçücük olan bir sorun, yarın çok büyük bir problem, yarın çok büyük bir sorun olabilir. Şimdi iş hayatınızda sorumluluklarınız artabilir, koşuşturmanız çoğalabilir. Çok yoğun bir süreçtesiniz hafta boyunca. Evli ya da ilişkisi olan bir oğlaksanız, tamam işiniz bir yere kaçmıyor. Hepimiz tercih ettiğimiz hayatı yaşıyoruz. E, eşinize de zaman ayırmayı lütfen ihmal etmeyin. Eğer eşinizi ihmal ederseniz yolunda giden ilişkinizin çıkmaza girmesine neden olursunuz. İlişkinizin çıkmaza girmesini istemiyorsanız o zaman ne yapacaksınız? Benim bir ilişkim var, ona da zaman ayırmalıyım. Ona da özen göstermeliyim. Onun da önemli olduğunu ona hissettirmeliyim. Enerjisiyle hareket etmeniz gerekiyor. Oğlaklar partnerlerine ilgili davranmazlarsa ayrılık sürecine girebilirler. Yani, yani. Kırgınlıklar olabilir, Allah korusun geçici de olsa ayrılıklar olabilir. Niye ee, bal börek bir ilişkiyi e, berbat bir zora duruma soksunlar zora soksunlar? Doğru. Bunu yapmayın. Bu hafta özellikle aile büyüklerinizle alakalı da ayrıca e, bazı sorumluluklar ön plana çıkabilir. Özellikle de e, aile büyüklerinizin sıhhati ve sağlığıyla alakalı kaygılar, korkular ve endişeleriniz artabilir. Ee, çok korkmamaya, onlara evlat olarak yanlarında olduğunuzu hissettirmeye lütfen özen gösterin. Ayrıca gayrimenkulle alakalı konularda ise alım satım ile ilgili işleriniz varsa kafanızı meşgul eden bir türlü satamadığınız bir yatırımınız varsa satabilirsiniz ya da bir türlü almak için çaba gösterdiğiniz bir yatırım planınız varsa alabilirsiniz. Hatta Gayrimenkul anlamında kaçırdığınız bir fırsat bile size geri dönebilir. Süper. Kesinlikle. Kariyer iş alanında artık var olan şartlarınız zorlanmayacak. Yani hatta birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızla problemler yaşıyorsanız, aslarınızla ya da aslarınızla ya da üstlerinizle alakalı geçimsizlikler, gerginlikler, sorunlar yaşıyorsanız o sorunlardan, problemlerden kesin ve net bir şekilde Sıyrılıp arınıp daha huzurlu, daha mutlu, daha e, güvende çalışmalar yapabilirsiniz. Aşk ve ikili ilişkide ise e, artan iş yoğunluğunuzdan dolayı partnerinizi ihmal ederseniz gerginliklere, kırgınlıklara neden olabilirsiniz. Yani bu ev mesela evli, evli olanlar, olanlar için de geçerli, ilişkisi olanlar, ilişkisi olanlar için de geçerli. Evli oğlaklar asla eşlerini ihmal, ihmal etmesi gerekiyor. ]ler. Kalbi Peki, boş olanlar, heh, onlara güven verecek, onlara huzur hissettirecek. Ansızın yeni kişilerle tanışabilirler. Süper. Haftanın 6. E, ve 7. günü yani cumartesi pazar radarlarınızı açın. <laughs> e, çünkü hayat aşklarınızı çekebileceğiniz geliyor mu? bir süreç. Koşa koşa geliyor, gümbür oh, gümbür geliyor. Pis. Kesinlikle. E, maddi Bekârlar, ve finans alanında gönlünün e, prensleri ya da prenseslerini buluyorlar. Buluyorlar kesinlikle. Peki. İş konusunda ee, maddi ve finans alanında beklentileriniz arzu ettiğiniz gibi gelişecek. İşsiz bir oğlak burcuysanız sabırlı olun. İş kurmayı planlıyorsanız kararlı olun. Araştırmacı olun. Kendinizi iş alanında yeni alanlarda geliştirmekten çekinmeyin. Yeni planlamalar yapmaktan korkmayın. Kendinizi lütfen bu hafta kararlı, azimli başarılı kılmak için çaba sarf edin. Süper. Haftanın spotu. Aşkta ihmalci olmayın. Evet. Çünkü yolunda giden ilişkilerin çıkmaza girmesine neden olurlar. Peki mesela hiç kimse yoksa hayatında yeni aşk var mı? 6. ve 7. gününde radarlarını açık tutarlarsa kalemim bozuldu. Yeni aşklar başlayabilir. Kalemim bozuldu yine. Vallahi Yusuf hocamın nazarı değdi. <gülüyor> <gülüyor> olsun. Duyuyoruz. Bak, Bozulan kalem, kalem olsun. Gitti yine. Niye ben? Çok da güzel bir kalemmiş. Nur. Evet ya bu kalemlerin bende ne şeyi var bilmiyorum. Bak gitti gene yazmıyor. Dur Ay, neyse. Aa, Acaba dondu. şeyi mi dondu? <laughs> dondu. Yürek gibi mi dondu? <gülüyor> <gülüyor> <Halbim> verdik ya. <laughs> Hayır diyor yok. Peki kovalara geçiyoruz. Hemen geçelim. Ee, oğlaklara spot ne demiştin? Aklımda tutuyorum Aşkta. Onu. E ee, ilgisiz olma. İlgisiz olma. Peki. Kovalar, sevgili kovalar. Bir görelim bakalım. E, çok güzel ya. Kovaya bakar mısın? Evet. Çok iyi bir haftadasın. Yaldır var yaldır hafta. yıldızları parlıyor <laughs> kovanın. Kova. Efendim güzel bir haftadasın. Hep parlasın. 12 burcunda parlasın yıldızları Amin. inşallah hiç kimsenin yıldızı kararmasın. Amin. Karardığımız anlarda da hayat bize tecrübe kazandırdığını unutmuyoruz. Karamsarlığa asla kapılmıyoruz. Yükselen kovalar, güneş kovalar bu hafta sizi kaygılandıran duygulardan arının efendim. Aşk hayatınızda geçmişte kalan ilişkilere şans asla vermeyin. Üzerinizdeki yükleri atarak rahatlayacağınız bir haftadasınız bu hafta. Fakat Mars kova burcunda. Kazalara çok açıksınız. Araba kullanan bir kova burcuysanız, mesleğiniz şoförlük ise ya da günlük işlerinizde çok araba kullanıyorsanız çok dikkatli olun trafikte. Ben çok temkinliyim diyebilirsiniz ama hem yanınızdaki arabayı kullanın hem önünüzdeki arabayı kullanın hem kendi arabanızı kullanın yani çok dikkatli olmanız gereken bir haftadasınız. Ben kovaların yerinde olsam mecbur kalmadıkça bu trafiğe hafta çıkmaz trafiğe mi? çıkmam. Gerçekten çıkmam. Ben bir kova burcuyum. Ee, gideceğim ortamlarım olacak tabii ki bu hafta ama taksi kullanacağım. Artık taksiyle de bir şey olursa Allah olması gerekiyorsa ya. olacaktır. O yüzden gerçekten yükselen kovalarda etkiliyor. Yük, ya zaten etkiliyor. yükselen kovaların ee, ...bu hafta kazalara çok açıksınız... ...Allah göstermiş. Allah korusun... ...çok temkinli ve dikkatli olun... ...bak geçen sene... ...ben e, Mars ve Uranüs karesinde ...iki sene önce kalçamı, kuyruk sokumu kırdım... ...bir de söylemiştin o hafta hatırlıyorsun değil mi... ...benim de çok dikkat etmem gerekiyor dedim... ...her yerimi kırdın. kırdım... ...dört buçuk ay tavanlara bakarak yattım... ...kesinlikle çok dikkat edin efendim... ...kazalara çok açık olduğunuz bir haftadasınız... Yani bastığınız yere dikkat edin, oturduğunuz sandalyeye koltuğa dikkat edin. Bu hafta hep dikkatli temkinli olun. Hatta bu hafta uykudan uyandığınızda her sabah ben sağlıklıyım, dikkatliyim olumlamasını yapın. Hı hı. Dikkat ve sağlık enerjinizi yükseltmek açısından. Aynı zamanda haftaya başlarken sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde e, bazı kişilerin sizi kıskanması olası. Ama bu durum beni hiç korkutmaz. Kıskanç biri olmaktan e, yana, kıskanç biri olmak yerine kıskanan biri olmak daha iyidir. Yani bırakın kıskanan kıskansın. Kim ne yapıyorsa kendine yapar. Doğru. O yüzden buna çok fazla alınganlık göstermeyin. Arkadaşlarınızın sizi kıskandığını fark ettiğinizde, hissettiğinizde e, onlar için de dua edin. Aynı güzellikleri, aynı şansı, aynı uyumu, aynı huzuru... Sizin için yani sizin gibi yaşamaları için ve e, her zaman ne diyor ayetlerde hadislerde eğer birine de dua ediyorsan kendine de dua ediyorsun. Birine şanssızlık diliyorsan kendine şanssızlık diliyorsun. Çevrendeki herkese şans dile, sağlık dile, huzur dile, uyum dile ve mutluluk dile. Bunu dilediğin takdirde kendi şansının da çok yükseldiğinin, arttığının farkına varacaksın. Çok yoğun çalıştınız sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Yoruldunuz ve yıprandınız ama artık emeklerinizin tam anlamıyla karşılığını aldığınız bir haftadasınız. Bu hafta eğer kalbi boş olan bir kova burcuysanız evlenmiş olabilirsiniz, ayrılmış olabilirsiniz. Uzun süre birlikte yaşadığınız bir ilişkiyle yolunuzu ayırmış olabilirsiniz. Ya da kısa süre bir beraberlik yaşayıp size uygun olmadığında düşündüğünüz biriyle yolunuzu ayırmış olabilirsiniz. Bu hafta eski eşler aşklar kapıyı hiç olabilir. Kendinize iyilik yapın. Bitirdiğiniz kısa uzun süre hiç fark etmiyor. Hiçbir ilişkiye tekrar şans vermeyin. Bir de aşk hayatınızda aşkınızın bittiğini düşündüğünüz bir ilişki yaşıyorsanız bir kova burcu olarak. Bu bir evlilik olabilir, bir beraberlik olabilir. Ben onun hayatında olmazsam ne yapar o diye acıma duygusuyla bir beraberlik sürdürmeyin. Yani acıyarak bir ilişki sürdürmeye devam ederseniz sürdürmeyin. 3 derim. ay sonra acınan durumda olursunuz. O yüzden ee, bu hafta mantıklı ve kararlı olmaya özen gösterin. Haftanın spotu. Hı. Kıskanılmaktan yana hırslanmayın. Bak, birilerinin sizi kıskandığını fark edebilirsiniz. Bazen özenerek de kıskanabilir insan insanı. Çok normal şeyler bunlar. Hırslanmayın kimseye. Ee, i̇mrenerek de... Olabilir Nuriye. olur, um. nefis sahibi olabilir. Evet. Peki ya sevgili balıklar. Hiçbir konuda denenmişi denememeniz gereken bir haftaya girmişsiniz sevgili evet. balıklar. Bu hafta sizin için uyarılar çok. Bakalım Nuray Sayar balıkları hangi konuda uyaracak özellikle? Şimdi e, yükselen balıklar, güneş balıklar yatırım yaparken de araştırmacı olmaya özen gösterin. Yetersiz kıskançlıklar aşk hayatınızda olumsuz olaylar yaşayıp hayatınızın karmaşaya girmesine neden olabilir bu hafta. Ama şimdi haftaya başlarken özellikle gelir gider dengesini kurmak için biraz daha tasarruf yapmak isteyebilirsiniz. Bu da sizin kendinizi gergin hissetmenize neden olabilir. Şimdi kazancınızı yükseltmek için ek işler yapmayı düşünebilir ve bir araştırma içerisine girebilirsiniz. Ve girdiğiniz araştırmalarda müthiş fırsatlar da ele alabilir ve elde edebilirsiniz. Sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinizde artık fedakarlık yapmaktan, aşırı verici davranmaktan uyarı almanıza gerek olmadan vazgeçiyorsunuz. Yani Yaptığınız iyilikler için arkadaşlarınız sizi sevecekse hiç sevmesin. Birilerinin önüne arkasını topladığınız için kıymetli olacaksanız hiç olmayın. Bunun bilincine varacaksınız. Bunun farkındalığını yaşayacaksınız. İkili ilişkiler ve aşk ilişkilerinizde duygusallığınız artarken hassasiyetiniz de artıyor. Şimdi partnerini e, hiç kıskanmayan biri her şeyin bir dozu var, dozajı var. Tabii ki giyindiğinde kıskanmak, korkmak, korku duyguları ilişkinin enerjisini bozar. Kuşkucu olmayın bu hafta. Yolunda giden evliliğinizin ve ilişkinizin yolundan çıkmasına neden olur. Baskıcı olmayın bu hafta. Kıskanç olmayın bu hafta. İmrenin ama kuşkucu olmayın. Sevginizi ifade etmekten kaçınmayın. Ee, şimdi geçmişte Türk toplumunda daha çok bu. Ee, çok yanlış bilgiler var. Ben almış olduğum sayısız eğitimlerle öğrendim ki... ...erkeğin bir tabağı varsa ikincisini kır ki güçlenmesin diye atasözleri vardır. Benim babaannem bile derdi. Elinin birini gösteriyorsan ikincisini gösterme. İki tabağın varsa birini kır hep borcu olsun çalışmakla dizinsin. Böyle bir şey yok. Ee, tam sevgini gösterme... E, taktik kullan. Gerçek aşk taktik barındırmaz. Karşındaki kıymet biliyorsa bilir, bilmiyorsa da bilmiyordur. O yüzden olmanız gerektiği gibi olun. Ne yersiz görüntü sergileyin, ne yersiz kuşku yapın, evet. ne yersiz şüphe yapın. İlişkilerinizin enerjisinin dağılmasını istemiyorsanız, olmanız gerektiği gibi olun. Hissettiğiniz gibi hareket edin. Duygularınızı ifade etmek istediğiniz gibi ifade edin. Varsayımlı tavırlar sergilemeyin ve davranışlar göstermeyin lütfen. İş ve kariyer yaşamınızda ise süre gelen işinizde yönetilmesi, değiştirilmesi gereken düşünceleriniz konusunda belirsizlikler yaşıyorsanız bu belirsizlikleri sakin bir şekilde ortadan kaldıracaksınız. Haftanın özellikle dördüncü, beşinci, 6. günlerinde işsiz balık burçları iş görüşmeleri ayarlayıp ya da iş başvuruları yapmak için harekete geçerlerse beklediklerinin üzerinde hayırlı fırsat ve tekliflerle karşı karşıya kalabilirler. Aynı zamanda kalbi boş olan bir balık burcuysanız katılacağınız ortamlarda iş ortamınız vasıtasıyla gireceğiniz bir davette bir ortamda yeni birileriyle tanışabilirsiniz. Düşünceleriniz, duygularınız, kararlarınızın bir olduğu kişilerle tanıştığınızı fark edebilirsiniz. Ama birden koştura koştura ilişkilere başlamayın. Kişileri tanımaya, e, kafa yapısının, e, ruh yapısının size uygun olup olmadığı konusunda araştırın. Net duygulara sahipseniz başlayın. Ama e, sakin sakin ilerlemeye özen gösterin ve mümkün olduğunca da ee, ...genel yaşamınızda... ...yatırım yaparken araştırmacı olun. Ee, haftanın spotu. Denenmişi denemeyin. Ne işte ne aşkta. Denenmişi tekrar denemeyin. Bu çünkü sizin... ...yaşam enerjinizin... ...kırılmasına, bozulmasına neden olur. Ee, sevgili Selçuk sormuş... ile balığın evlenmesi nasıl olur diye. Şahane olur. <laughs> ee, çünkü boğa erkekse... ...ee iyi baba olur, iyi eş olur. Boğa kadınsa da iyi anne, iyi eş olur. Hı hı. Su ve toprak. Boğa topraktır. İyidir diyor. Su. kesin birbirini Peki. beslerler. Hadi bakalım canlarım benim. Bir bakalım mı acaba bizi bu hafta Nuray Sayar'ı hangi konularda ve nasıl uyardı? Şimdi 12 Burcu özet olarak geçeceğiz. Sevgili koçlar... Ee, size bu hafta arkadaşlarınızla hareketli bir hafta geçireceğinizi söyledi. Kariyerinizde sağlam adımlar atmak isteyeceğiniz bir hafta olduğunu özellikle belirtti Nuray Seyra. Ve bu hafta her konuda kararlı olacaksınız dedi. Şöyle bir spot verdi. Lütfen sakinliğini koru ve içini rahat tut. Yaşadığın her neyse sakinliğini koruyup içini rahat tutarsan bu haftayı kolay atlatacaksın. Sevgili Boğa sen bu hafta iş arkadaşlarında iletişim sorunu yaşayacaksın. İlgisiz tavırlarınız aşk hayatınızı olumsuz etkileyecek. Bir partnerin varsa ya da evliysen mutlaka partnerine, eşine lütfen ilgi göster. Çevrendekiler seni bu hafta yanlış anlayacaklar. Evet, ama her şeye rağmen yanlış anlaşılmalarına rağmen çıkacak olaylar ve sorunlar karşısında ben sakinim demeyi, dikkatliyim demeyi unutma haftan güzel geçsin. Sevgili ikizler, ikizleri bu hafta öyle bir uyardı ki hukuki konularda haklarınızı elde ediyorsunuz. Evet ama maddi konularda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Ve her konuda dengeli davranmanız gerekiyor. Hem iş hayatınızda hem özel hayatınızda göstereceğiniz denge bu hafta sizi bütün zorluklardan koruyacak. Hatta size verdiği spot şuydu. Sevgili ikizler lütfen dengeli ve sakin ol haftanız güzel geçsin. Sevgili yengeçler bu hafta sizi kariyerinizde verdiğiniz mücadelenin karşılığını alabileceğiniz müjdesiyle karşıda Nuray Sayar. Yani sevgili yengeçler çalıştın ama çok yakında bunun hasatını toplayacaksın. Partnerin size baskı yapıyor ama buna izin verme, enerjini bozma. Bazı konularda çok yıprandığını fark edeceksin. Evet. Sen de lütfen e, hem iş hayatında hem özel hayatında programlı ve planlı ol. Programlı ve planlı olursan kimseye hemen güvenmezsen daha kolay atlatacaksın bütün zorlukları. Peki ya sevgili Aslan? Sevgili Aslan geçmiş konular gündeme geliyor. Partlerini değiştirmeye çalışıyorsun yani olduğunu olduğu gibi kabul etmek yerine ona kendi istediğin özellikleri aktarmaya çalışacaksın ama bu hafta özellikle bunu yapma ve Maddi konularda bütün bu yaşadığın zorluklara rağmen maddi konularda yüzün gülecek. Sen geçmişi önemsemezsen bu hafta gelecek daha güzel gelecek. Sevgili Başak aman dikkat sevgili Başaklar aşk hayatınızdaki problemleri çok büyütüyorsunuz. Fazla büyütüyorsunuz. Dikkat etmeniz gerekiyor. Artan ödemeler yüzünden canınız sıkılıyor zorlanıyorsunuz. Karamsarlığa düşüyorsunuz ve bundan kaçınmalısınız. Özellikle sponsorunuz bu hafta sevgili Başak sakın yaşadığın her konuyla ilgili karamsar olma her zorlukla ilgili. Sevgili terazi, sevgili terazi hadi yüzün gülsün çünkü aşk hayatında güzel günler seni bekliyor. Karşına çıkan fırsatlar var onları iyi değerlendirmen gerekiyor ve zamanında değerlendirmen gerekiyor. Güven duygusu senin için çok önemli sevgili terazi. Nuray Sayarı dedi ki bu hafta teraziler için bak her şey çok güzel giderken nazar enerjisinden korkma sen. Ee, Naz Felak ayetel kürsi'ni oku, mutlaka korunacaksın dedi sevgili Terazi'ye. Sevgili Akrepler, ah akrepler, canım akrepler. Bu hafta aşk hayatı gümbür gümbür geliyor. Yeteneklerinize uygun işler buluyorsunuz. Yani yaptığın bir iş vardır ama yeteneğin de vardır. Bu hafta yeteneklerin ortaya çıkacak. Her şey istediğin gibi oluyor. Peki senin spotun ne? Geçmişe takılma. Geçmişe geri dönme. Geçmiş seni üzer. Lütfen geleceğe bak dedi. Sevgili Yaylar, Ah sevgili yaylar, enerjileri güzel yaylar. Bu hafta size ne oluyor aşk hayatınızda? Sevgili yay bu hafta özellikle aşk hayatında geçmişi düşünmekten vazgeçmezsen gelecekle ilgili planları hayata geçiremezsin. O yüzden lütfen bu hafta geçmişi düşünme. Hedeflerine doğru ilerle, hedef koy kendine. Şanssızlık duygusundan kurtul. Yani neden benim başıma geldi, niye hep bana böyle oluyor deme. Hatta spotun şu, iş konusunda, kariyer konusunda kararlarına çok ama çok dikkat edersen aşkta ve işte başarıyı sağlayacaksın. Sevgili Oğlak, iş hayatında yoğunluk var. Bu yorgunluk seni yoracak. Partnerini ihmal edeceksin, sakın ihmal etme. Bu arada Mart ayı ile beraber alerjiler de arttı. Özellikle cilt hastalıklarına dikkat et. Aşkla ihmalkar olma. Sevgili Kova, sizi kaygılandıran duygular var. Arınıyorsun, aşk hayatında geçmişte kalan kişilere şans vermi vermiyorsun. Vermemen gerekiyor. Üzerinizdeki yükleri atarak rahatlıyorsunuz. Kıskanılmaktan yana hırslanma. E öndesin ki kıskanılıyorsun. Seni kıskananlar çok olacak bu hafta. Sevgili balıklar hiçbir konuda denenmişi denememeniz gereken bir haftadasınız. Yatırım yaparken sevgili balık araştırmacı ol. Yersiz kıskançlıklar aşk hayatını olumsuz etkiliyor. Sen de bu hafta denenmişi deneme ki zorluk yaşama. Evet bizi neler bekliyor ve yaşadığımız zorlukların nasıl üstesinden gelelim. Var mı bir ritüel bize Var tabii ki. Şimdi 22 Mart'ta Mars Uranüs karesi Dünya genelinde doğal afetler, yangınlar, savaş enerjisi, patlamalar, e, toprak hareketlenmeleri konusunda bizi zor bir sürece sokabilir. E, Biz Allah ne yapalım? Dire, dirayetli, güçlü, güven enerjisi yerinde olan bireyler olarak yaşamayı sürdürelim, dua edelim ve bu hafta üzerlik tohumu, e, tütsü yapalım, toprak bir çanak elde edelim. Ee, onun içerisine her gün istediğimiz saatte bir tutam koyup e, bütün olumsuz enerjileri korkuları duyguları evimden ruh hafızamdan bedenimden arındı arındırmaya niyet ediyorum diyerek yakalım bir de e, hemen bugün itibariyle bugün akşam saati itibariyle e, saat 20 gibi bir cam tabağının içerisine bir avuç tuz koyalım üstünü geçecek şeklinde de e, su dolduralım hı hı. evimizin Sokak kapımızdan içeriye girdiğimizde kapının arkasına yerleştirelim. Dıştaki bütün olumsuzlukların bu tuza toplanmasına niyet ediyorum deyin. O tuz taşarsa bir hafta kalsın sonra koyduğunuz tasla birlikte çöpe atın. Peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Astrolojinin ediyorum. Astrolojinin kreçesi tek tek teşekkür anlattı. Ediyorum. Youtube Nur Birelli Hayatta Her Şey Var kanalında tekrarımız var. Hemen arkadaşlarımız bu videoyu yükleyecekler. <laughs>